أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق رسول الله ترمذي 1-4-355 دارمي 1-2-323 Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifiyle karşı karşıyayız. İnşallah bu hafta bu hadise şerife misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bizi hangi şerefli bilgilere ulaştıracak. İnşallah birlikte tanımaya başlıyoruz. Önce hadisi şerife bir mana verelim. Sonra da inşallah üzerinde az biraz şerh yapalım. Ebu Zer ve Muaz bin Cebel isimli iki büyük, İki değerli sahabe-i kiram Efendimizin bize aktardığı bu hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. İttakillâhe haythu mâ kunte. Her nerede olursan ol, Allah'tan ittika üzere ol. Her nerede olursan ol, Allah'a karşı takvalı ol. Ve etbi'us seyyiyetel hasenete temhuha. İşlediğin bir seyyiyenin hemen arkasından bir hasene işle ki onu silip süpürsün. İşlediğin bir günahın ardından hemen bir iyilik yap ki o günahı silip süpürsün. Ve halikin nase bi hulukin hasenin, bir de insanlara karşı güzel ahlaklı ol. İnsanlara karşı güzel ahlakla davran. Böylece Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bir hadisi şerifin huzurundayız. Hadisi Resulullah'ın hayatına, namazına, cihadına şahit olmuş iki büyük sahabe bize rivayet ediyor. Onlardan birincisi Hazreti Ebu Zer Efendimiz. Ben hadisin iki ravisi hakkında inşallah kısa bir bilgi sunayım. Ebu Zer Efendimiz İslam'ın ilk günlerinde, İslam'ın zor günlerinde Gıfar kabilesinden Mekke'ye gelmiş, Hazreti Ali Efendimiz'in delaletiyle gizli gizli Peygamber Efendimiz'le buluşmuş, onun getirdiği hidayet hediyesini kabul etmiş bir sahabedir. Zor günlerdi o günler. Ben Müslümanım demek adeta işkenceye adaylığını koymak anlamına geliyordu. Ebu Zer Efendimiz, İmanını, İslam'ını tüm Mekke kafirlerinin önünde haykırdığı için öldü diye bırakıp gidecekleri kadar defalarca meydan dayağı yemiş ama imanından, İslam'ından zerre kadar taviz vermemiş bir sahabedir. Allah'ın Resulü bir defasında ona dedi ki, ey Ebu Zer, sen bu işkencelere dayanamazsın. Ülkene dön. Benden sana haber gelinceye kadar bir daha Mekke'ye gelme buyurmuş. Ama Ebu Zer Efendimiz, ya Resulallah, izin verin de burada sizinle birlikte kalayım, size yardım edeyim, sizi muhafaza edeyim demiş. Ama Allah'ın Resulü kabul etmemiş ve Ebu Zer Efendimiz ülkesine dönmüş. Yıllar sonra Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret ettiği haberini alınca hemen Medine'ye gelmiş ve Peygamber Efendimiz de Medine'de ilk karşılaştığında ya Resulallah beni tanıdınız mı demiş.
Allah'ın Resulü de ey Ebu Zer seni nasıl tanımam? Zor günümde bana destek vaadinde bulundun. Dar günümde bana yardım vaadinde bulundun. Ben seni nasıl tanımam? Buyurarak Peygamber Efendimiz Ebu Zer Efendimiz'e sevgisini ısrar etmiş, ortaya koymuş. Medine'ye hicretinden sonra sürekli Peygamber Aleyhisselam'ın yanında bulunmuş. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra İslami hassasiyetinden dolayı ev ev dolaşıyor Medine'de, Müslümanları tokatlıyordu Ebu Zer Efendimiz. 3 günden fazla evlerinizde yiyecek bulunduruyorsunuz. Kenz yapıyorsunuz. Sizin Allah'a itimadınız yok mu? Sizin Allah'a güveniniz yok mu ki 3 günden fazla evlerinizde yiyecek bulunduruyorsunuz diye Müslümanları, valileri tokatlamaya başlayınca Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde onu Rebeze'ye sürdü. Ebu Zer Efendimiz sürüldüğü Rebeze mevkiine giderken hiç de sıkıntı duymadı ve bir daha Medine'ye geri dönme gereği de duymadı. Gönül rahatlığı içinde Rebeze'ye gitti. Sebep, Peygamber Efendimiz hayattayken onun kendisine söylediği şu sözler kulaklarında diriydi, canlıydı. Allah'ın Resulü hayattayken ona şöyle demişti. Ey Ebu Zer, sen yalnız gezersin, yalnız yaşarsın, yalnız vefat edeceksin ve senin cenaze namazını birkaç gariban Müslüman kıldıracak buyurmuştu. Peygamber Efendimizin bu sözlerini hiç unutmamıştı Ebu Zer Efendimiz. Sürgün edildiği Rebeze'ye giderken de çok rahat gitti. Hayatının son günlerinde Abdullah İbni Mes'ud Efendimiz ziyaretine gidiyor birkaç Müslümanla birlikte. Abdullah İbni Mes'ud Efendimiz oradayken Ebu Zer Efendimiz vefat ediyor, ruhunu Allah'a teslim ediyor ve onun cenaze namazını Abdullah İbni Mes'ud Efendimizle birlikte birkaç sahabe kıldırıyor. Böylece Peygamber Efendimizin hayattayken söylediği sözler aynen gerçekleşmiş oluyor. Ebu Zer Efendimizin Peygamber Efendimiz'den bize aktardığı, rivayet ettiği hadis sayısı 280 kadardır. Allah ondan ve bütün sahabe-i kiram efendilerimizden razı olsun. Hadisi onunla birlikte bize rivayet eden ikinci büyük sahabe de Muaz bin Cebel Efendimiz'dir. Muaz bin Cebel, Resul-i Ekrem Efendimiz'in Yemen'e davetçi olarak gönderdiği sahabedir. Allah'ın Resulü Muaz bin Cebel Efendimiz'i huzuruna çağırmış. Ey Muaz, Yemen'e davetçi olarak seni gönderiyorum. Hay hay ya Resulallah. Allah'ın Resulü sormuş. Ey Muaz, bir ihtilafın çözümüyle karşı karşıya geldiğin zaman neyle hükmedeceksin? Hazreti Muaz Efendimiz diyor ki, bi kitabillah, Allah'ın kitabıyla hükmederim ya Resulallah. Peki aradığını Allah'ın kitabında bulamazsan, o zaman sizin sünnetinizle hükmederim ya Resulallah. Peki aradığını benim sünnetimde de bulamazsan deyince, Muaz Efendimiz buyurdu ki, اَجْتَهِدُ رَعِيِ O zaman kitap ve sünnet rehberliğinde kendi reyimle iştihad eder, problemi çözerim deyince, Allah'ın Resulü çok sevinmiş, Allah'ın elçisinin elçisine bu basireti kazandıran Rabbıma hamdolsun diye Allah'a hamd etmiş. Sevgili Peygamberimiz Muaz'ın koluna girmiş, Medine'nin dışına doğru onu Yemen'e uğurlamak için şöyle biraz yürümüşler. Yolda giderken Allah'ın Resulü Muaz Efendimiz'e buyurdu ki, ey Muaz, Allahu Alem Yemen'den dönüşünde beni bulamayabilirsin deyince, Peygamber Aleyhisselam'ın ayrılığına dayanamayan Hazreti Muaz Efendimiz ağlamış ve Yemen'e gitmiş. Muaz bin Cebel Efendimizin Yemen'e gidişi gerçekten beni çok düşündürür. Bakın Muaz Efendimiz Yemen'e giderken şöyle demedi. Ya Resulallah, orada beni tanıyan birileri var mı? Yemen'de beni karşılayacak birileri var mı? Ya Resulallah, orada bir vakıf, bir dernek filan var mı? Tutulmuş bir ev var mı? Ben nerede kalacağım? Ne yiyip ne içeceğim? Orada hizmette kullanabileceğimiz bir araba filan var mı?
ya Resulallah az biraz para versen olmaz mı filan dememiş. Şimdi biz böyle bir yere görevlendirilse 40 dereden 40 su getiririz değil miyim? Ama Hazreti Muaz Efendimiz şöyle diyor. Gideceğim yer Allah'ın mülkü mü? Evet. Oradaki insanlar Allah'ın kulu mu? Evet. Ben de Allah adına mı gidiyorum? Evet. Öyleyse hiç gam çekmem. Allah beni koruyacaktır. Allah beni orada başarılı kılacaktır dedi. Gitti Yemen'e ve koskoca Yemen ülkesini Müslümanlaştırdı. O kahraman, o yiğit Muaz bin Cebel Efendimiz. Allah ondan da razı olsun. İnsanlardan kimileri bu büyük sahabeler hakkında ileri geri konuşurlar. Yok efendim, onların bize sunduğu hadisler yalandan ibaretmiş. Allah insaf versin diyecek bir laf bulamıyorum. Etten kemikten bir köprü oluşturmuşlar. Bu hadisleri bize ulaştırmışlar. Allah'ın dinini bize ulaştırmışlar. Allah onların hepsinden razı olsun. Allah bizi onların yolunda kılsın inşallah. Bu iki büyük sahabenin bize rivayet ettiği hadis-i şeriflerinde bakın sevgili peygamberimiz şöyle buyurur. İttegillâhe haythu mâ kunte. Her nerede olursan ol, Allah'tan ittika üzere ol. Her nerede olursan ol, Allah'a karşı takvalı ol. Bakın sevgili peygamberimiz bu hadis-i şeriflerinde bizden takva istiyor. Takva bir Müslümandan istenen öyle bir haldir ki hayatın tümünü kapsar. Diğer emirler böyle değildir. Mesela Allah namaz kılın der ama namaz hayatın tümünü kapsamaz. Yani 24 saatin sadece birkaç saatini kapsar. Allah bizden oruç tutun der. Ne kadar? Bir gün, geceyi kapsamaz. Bir ay, tüm yılı kapsamaz. Allah bizden zekat ister. Sadece zenginleri kapsar, fakirleri kapsamaz. Bir de malın tümünü verin demez, sadece %2,5'unu verin der. Allah bizden hac ister, sadece ömürde bir anı kapsar. Ama Allah bizden iman istiyor, iman hayatın tümünü kapsar. Yani bir 5 dakika kafir oluvereyim, imandan çıkıvereyim dediniz mi? Allah korusun, helak oldunuz gitti. Takva da öyle. Bakın, Allah bizden takva istiyor ama takva hayatın tümünü kapsar. Bakın diyor ki Peygamber Efendimiz, her nerede olursan ol, Allah'a karşı takvalı ol. Yani yalnız iken de, insanların içindeyken de, zenginken de, fakirken de, babayken de, oğulken de, amirken de, memurken de, Ramazan'dayken de, safer ayındayken de, cumadayken de, perşembedeyken de, sağlıklıyken de, hastayken de, banyodayken de, yatak odasındayken de, sofranın başındayken de, müşterilerle dükkanda karşı karşıya iken de, her nerede olursan ol, zamanın hangi diliminde, mekanın hangi biriminde olursan ol, takvalı ol. Zaten insan yaşadığı sürece mutlaka bir zaman ve mekan içindedir. Evet, sevgili peygamberimiz bizden takva istiyor. Takva, imanın amele dönüşmesidir. Takva, Allah'ın emirlerini icra, Allah'ın nehirlerinden içtinaptır. Takva, sürekli Allah huzurunda olma bilincini taşımaktır. Takva, hayatı Allah için yaşamaktır. Takva, Allah'la yol bulmaktır. Takva, yolunu Allah'a sorarak yaşamaktır. Sahabe-i kiram efendilerimizin tanımıyla söyleyecek olursak takva, dikenli bir yolda yürürken dikenler bulaşmasın diye paçaları sıvazlamaktır. İşte şu anda biz o hayat yolunda yürüyoruz. Günahlara düşmemek için, haramlara bulaşmamak için dikkatli davranmak, sürekli Allah kontrolünde, Allah huzurunda olma bilinci içinde bir hayat yaşamaktır takva. Takva negatif bir eylem değildir. Kimileri takvayı hep böyle tarif etmişler. Takva sakınmak, korkmak, ürkmek, geri durmak şeklinde anlamaya çalışmışlar. Öyle değil. Takva pozitif bir eylemdir. Yani yürümektir takva. Durmak değil. Sakınmak, çekinmek, korkmak, ürkmek değil. Takva yürümektir.
Yani namazı dosdoğru kılmak takvadır. Orucu dosdoğru tutmak takvadır. Allah'ın bizden istediği emirleri dosdoğru icra etmek takvadır. Nerede olursan ol ifadesi, yalnızken de, insanların gözleri önündeyken de Allah huzurunda olduğunu unutma anlamına gelmektedir. Bakın İmam Şafii Efendimiz der ki, şu üç şey eşyanın en üstünü, en faziletlisidir. Birincisi az ile iktifa, ikincisi umulan ve korkulan bir makamda hakkı söylemek, doğruyu söylemek, üçüncüsü de tenhada vera. Yani kimsenin göremeyeceği bir ortamda Allah huzurunda olma bilincini taşımak. Bakın insanlar arasındayken günah işlemeyen ama insanlardan uzak kimsenin göremeyeceği bir tenhada olunca da günah işleyen kişi aslında kendi kendisini sıfırlayan kişidir. Ağır ağır bu cümleyi bir daha söyleyeyim. İnsanlar arasında günah işlemeyen, dikkatli davranan, müttaki davranan ama kimsenin göremeyeceği bir tenhada günahlara dalan bir kişi, insanlara verdiği değeri kendisine vermiyor, kendi kendisini sıfırlıyor demektir. Çünkü kendisine değer vermeyen bir kişiye kimse değer vermez. Sevban isimli bir sahabe diyor ki, bir gün Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Yarın kıyamet günü öyle kimseler vardır ki, Tihame dağları gibi sevaplar getirir, hayır hasenat getirir ama Allah onların hepsini toz toprak eder, savuruverir. Onların hiçbirisinin zerre kadar hayrını, hasenatını o kuluna göstermez. Peygamber Efendimiz böyle buyurunca ben ürktüm diyor Sevban Efendimiz. Dedim ki ya Resulallah kimdir onlar? Söyle de ben onlar gibi olmayayım dedim ve Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. İnsanların içindeyken güzel ameller işleyen, müttaki davranan ama bir tenhada günah işleyen kimse. İnsanların içindeyken yaptığı o dağlar gibi hayır ve hasenatı Allah saçıp savuruverecek, ona zerre kadar onun hayrını, bereketini göstermeyecek. Bakın, her nerede olursan ol dedi ya Peygamberimiz, insanların içindeyken de müttaki davran, ama bir tenhada kimsenin göremeyeceği bir ortamda da günah işleme, dikkatli davran, müttaki davran. İnsanın iki yönü vardır. Değişik söyleyeyim, insan iki yönlü bir varlıktır. Birinci yönü dünyadan, çamurdan oluşan bedeni, organizması, ikinci yönü de Allah'tan gelen ruhu. İki yönlü bir varlık olunca insan, onun iki çevresi var. Birinci çevresi, onun fiziksel çevresi, bedeninin çevresi. İşte insandır, mikrofondur, sudur, dağdır, denizdir, balıktır, böcektir, aydır, güneştir, yıldızdır, havadır, sudur gibi insanın fiziksel çevresi. İkinci çevresi, ruhunun çevresi, manevi çevresi de Allah ve meleklerdir. İnsan önce Allah ve melekler çevresinden utanacak, onları kale alacak, onları dikkate alacak. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz anlatır. Adem atamız da Havva anamız cennette bir yasak meyveden yediler, bir günah işlediler. Şeytanın ihvalarıyla bir hata işlediler. Edep yerleri açılıverdi. Hemen ağaç yapraklarıyla edep yerlerini örtmeye başladılar. Burada bir soru sorayım. Kim vardı çevrelerinde utanacak? Kimden utandılar da örtündüler? Çevrelerinde hiç kimse yoktu. Cennette bir karı bir koca hiç kimse yoktu. Hiçbir insan yoktu. Peki kimden utandılar da hemen edep yerlerini örtmeye çalıştılar? Ruhlarının çevresi olan, manevi çevreleri olan Allah'tan utandılar. Meleklerden utandılar da örtündüler. Öyleyse kimsenin göremeyeceği bir tenhada da müttaki davranmak zorundayız. İşte sevgili Peygamberimiz hadislerinde bunu anlatır. Ama insan unutkan bir varlıktır. İnsan hata eden bir varlıktır. İnsan günah işlemeyen varlık değildir. Yani insan melek değildir. Hatta sevgili Peygamberimiz Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde bu hususu anlatırken şöyle buyurur. Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah günah işleyen bir toplum yaratırdı.
Onlar günah işleyip tevbe ederler. Allah da onları affederdi. Böylece Allah'ın af sıfatının, mağfiret sıfatının anlamı açığa çıkardı buyurur. Böylece anlıyoruz ki insan günah işleyebilir, hata edebilir. Yani unutkanlığı ve gafleti sebebiyle bir anda takvasını yitirebilir, takvasını kaybedebilir. İşte bakın, Allah bize din gönderirken insanın insanlığını asla göz ardı etmez. Allah bize din gönderirken insanın unutabileceğini, hata edebileceğini bilir ve bize dini öyle gönderir. Bakın, Allah'ın sözcüsü sevgili peygamberimiz önce dedi ki, her nerede olursan ol, Allah'la karşı karşıya olma bilincini taşı, takvalı ol dedi. Ama hemen arkasından insanın günah işleyebileceğini bildiği için buyurdu ki, وَاَتْبِعُ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْهُهَا. Bir seyyiye işleyince, yani bir günah işleyince, hemen arkasından bir haseneyi yetiştir ki, bir iyiliği yetiştir ki, temhuha, o günahı silip süpürsün, o günahı mahvetsin. Evet, bir günah işleyince hemen arkasından hayırlı bir amel yetiştir ki, o günahı silip süpürsün. İşlenen bir günahın ardından işlenecek bir hasenenin, bir sevabın, o günahı mahvedeceğine, o günahı silip süpüreceğine dair Kur'an ve sünnette deliller çoktur. İnşallah ben onlardan bazılarını şöyle özetle size aktarmaya çalışayım. Bir günahın arkasından ilk yapılması gereken şey tevbedir. Kur'an ve sünnet bu gerçeği çok açık ve net bir biçimde bize aktarır. Demek ki işlenen bir günahın ardından hemen ilk yapılması gereken şey tevbedir. Şurası bir gerçek ki demin de söyledim. İnsan bir günahı ya gafletinden dolayı, ya unuttuğu için, ya da o günahı sevap zannıyla yapar. Yani o günahı işleyince başına gelecekleri bir an unutur, günahı ancak öyle işleyebilir bir Müslüman, ya da günahı sevap zannıyla işleyebilir. Bakın, Rabbimiz En'am suresinin 54. ayeti kerimesinde bu hususu anlatırken şöyle buyurur. وَاِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. Ey Peygamberim, ayetlerimize iman eden müminler sana geldikleri zaman فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. De ki onlara, Allah'ın selamı üzerinize olsun. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Allah rahmeti nefsine bir ilke olarak yazmıştır. اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَصْلَحَ فَاِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sizden her kim bir cehaletle, yani bilmeden bir günah işler, sonra tevbe ederse hemen ardından Allah onun tevbesini kabul eder. Allah onun tevbesini hüsnü kabulle karşılar. Bakın, Rabbimiz bir kişinin günahından nasıl dönmesi gerektiğini, nasıl tevbe etmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de bize atamız Hazreti Adem'in şahsında anlatır. Demin de ifade ettiğim gibi şeytanın bir çelmesiyle Adem atamız ve Havva anamız Allah'ın yasak kıldığı bir meyveden yedi, bir günah işlediler. Bir çelmeyle düştüler. Böylece kıblelerini kaybettiler, rotalarını kaybettiler. Allah'la ilişkileri bir anda kesildi ama doğrulur doğrulmaz dediler ki A'raf suresinin beyanıyla, Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rabbi, biz nefislerimize zulmettik. Ya Rabbi, biz kendi kendimize zulmettik. Ya Rabbi, biz olmamamız gereken bir makamda olduk. Olmamız gereken yerde olamadık. Ya Rabbi, biz yapmamamız gereken bir şey yaptık. Yapmamız gereken şeyi yapamadık. Ya Rabbi, biz dinlemememiz gereken iblisi dinledik de dinlememiz gereken seni dinleyemedik. Ya Rabbi, biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlayıp yargılamazsan, Ya Rabbi, biz hüsrana mahkum olanlardan, kaybedenlerden, sıfırı tüketenlerden oluruz diye hemen tevbe ettiler. Allah da onların tevbesini kabul etti.
İşte bakın biz de dünyayı kıble edinmiş, Allah'ı unutmuş, Allah'a kulluğu unutmuş, Allah'ın kitabını unutmuş, Allah'ın elçisinin sünnetini unutmuş, dünya endeksli bir hayata yönelmiş, nefis ve şeytan rehberliğinde dünya endeksli bir hayata yönelmişken, yani kıblemizi değiştirmişken, bir anda kendimize gelir gelmez hemen kıblemizi değiştirir, Allah'a dönüverir, aman ya Rabbi ben ettim sen etme, kaçak kulun huzuruna geldi ya Rabbi beni bağışla diye, Allah'la bozulan ilişkimizi yeniden düzeltme, Allah'a karşı olması gereken rotamızı, kıblemizi yeniden ayarlama cihetine gidersek, kesinlikle bilelim ki Allah bizim de tevbemizi kabul edecek, bizim de dönüşümüzü hüsnü kabulle kabul edecek. Hatta Peygamber Efendimizin bir hadisiyle söyleyecek olursak, kaçak bir kulunun kendisine dönüşüne Allah o kadar sevinir, o kadar sevinirmiş ki, bakın Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde bunu bir örnekle şöylece anlatır. Sırtında yiyecek ve içeceğiyle, devesiyle birlikte çöl yolculuğuna çıkmış bir adam düşünün. Issız bir çölün ortasında yolculuk etmekte olan bir adam düşünün. Adam dinlenmek için devesinden iniyor, bir yerlerde yatıp uyuyor, sonra gözlerini açıp bakınca bakıyor ki deve karşısında yok, deve kaybolmuş. O tarafa koşuyor, bu tarafa koşuyor, deve yok. Adam öyle üzülür, öyle üzülür ki diyor Peygamberimiz, başına ağrılar girer. Çünkü o ıssız çölleri devesiz aşması mümkün değil. Su ve yiyecek olmadan o ıssız çölleri aşması mümkün değil. Kesinlikle ölecektir. Onun üzüntüsüyle başına ağrılar girer. Yine uyur kalır, olduğu yere yığılır kalır. Biraz uyuduktan sonra gözlerini açar bir bakar ki diyor Peygamberimiz, devesi karşısında duruyor. Boynundaki ipiyle birlikte, sırtındaki yiyecek ve içeceğiyle, erzakıyla birlikte deve karşısında duruyor. Adam öyle sevinir, öyle sevinir ki diyor Peygamberimiz, sevincinden dili dolaşır ve şöyle der. Allahümme ente abdi ve ene rabbuk. Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Aslında tam tersini söyleyecektim. Allahümme ente rabbi ve ene abduk diyecekti. Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum diyecekti. Ama o kadar sevindi ki dili dolaştı. Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim deyiverdi. Diyor ki Peygamberimiz, o kulun sevincinden çok daha fazlasıyla kaçak bir kulunun dönüşüne, kaçak bir kulunun kendisine yönelişine, tevbe edişine Allah çok daha fazlasıyla sevinir diyor. Demek ki işlediğiniz bir günahın ardından hemen bir haseneyi yetiştirin ki, bir iyilik yapın ki onu silip süpürsün derken Peygamber Efendimiz, birinci anlamda yapılacak iyilik, hasene, yani günahların silinmesine sebep olacak şey tevbedir. İkincisi sadaka ve infaktır. İşlenen bir günahın ardından hemen yapılması gereken şey infakta bulunacağız, sadaka vereceğiz. Bu konuda Kur'an ve sünnette delil çoktur da ben sadece bir tek ayet okuyacağım. O da Tevbe suresinde. Biliyorsunuz Müslümanlardan kimileri Medine'de Tebuk seferinden geri kaldılar. Peygamber Efendimiz'i yalnız bıraktılar. Hiçbir mazeretleri yokken seferden geri kalanlara Peygamber Efendimiz Medine'ye dönünce Allah'ın emriyle hem Peygamber Efendimiz hem de bütün Müslümanlar 50 küsür gün o Müslümanlara küsüverdiler Allah'ın emriyle. Hanımları bile konuşmadı, çocukları bile konuşmadı, babaları, anneleri bile konuşmadı, kardeşleri bile konuşmadı. 50 küsür gün o Müslümanlara, diğer Müslümanlar küstü. Sanki ülkeleri onlara dar geldi, bunaldılar, daraldılar. 50 küsür günün sonunda Allah onları bağışladı. Bakın ayeti kerimede şöyle buyurdu Rabbimiz. Huz min emvalihim sadakaten tudahhiruhum ve tüzekkihim. Ey peygamberim, onların mallarından bir miktar sadaka al, tutahhiruhum, onları temizlemek için, ve tüzekkihim, onları arındırmak için.
İşledikleri günahtan onları arındırıp temizlemek için onların mallarından bir miktar sadaka al. Ve salli aleyhim, bir de onlara dua et ey peygamberim. İnne salateke sekenun lehum, şüphesiz ki senin onlara duan onlar için bir sükunet sebebidir. Vallahu semi'un alim, Allah her şeyi işiten ve bilendir. Demek ki bir günah işleyince kişi hemen arkasından malından bir miktar çıkarıp sadaka vermek zorunda, infakta bulunmak zorunda ki tutahhiruhum ve tüzekkihim, onları arındırsın, onları tezki etsin, tertemiz hale getirsin. İkinci yapılması gereken şey demek ki sadaka ve infaktır. Üçüncüsü namaz. İşlenen bir günahın hemen arkasından kılınacak bir namaz, o günahın silinmesine sebepmiş. Bakın, günah işleyen bir sahabe Peygamber Efendimiz'e geldi. Dedi ki ya Resulallah, ben bir günah işledim. Evimize bir şey istemeye gelen komşunun hanımına bir el sarkıntılığı ya da bir göz sarkıntılığı yaptım. Ya Resulallah, ben helak demeyeyim. Benim bağışlanmam mümkün mü? Yapmam gereken bir şey var mı diye sordu. Allah'ın Resulü biraz bekledi. Sonra Hud suresinin 114. ayeti kerimesi nazil oldu. Bakın o ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurdu. اَقِمُ السَّلَاةَ تَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفَ مِنَ الْلَيْلِ. Gündüzün iki tarafında bir de gecenin gündüze yakın kısmında namaz kıl. Gündüz ve gece namazlarını kılın. Gündüz namazları öğle ikindi, gece namazları sabah, akşam ve yatsı. Bakın Allah bu ayeti kerimesinde beş vakit namaz kılın. Sonra اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Muhakkak ki sizin hasenatınız, iyilikleriniz, kötülüklerinizi giderir. Hasenatınız, seyyiatınızı giderir. Tıpkı artının eksiği giderdiği gibi ya da suyun ateşi söndürdüğü gibi sizin namazlarınız, sizin hasenatınız, seyyiatınızı yani günahlarınızı giderir. Böylece anlıyoruz ki beş vakit namaz o namazlar arasında işlenen günahlara kefarettir. İmam Buhari ve İmam Müslim efendilerimiz Peygamber Efendimizin şu hadisini nakleder. Her namaz o namaz arasında işlenen günahlara kefarettir. Meçtunibetil kebair. Ama siz günahın büyüklerinden sakınırsanız. Bakın Allah'ın Resulü buyurur ki siz günahın büyüklerinden sakındığınız sürece beş vakit namaz o namazlar arasında işlenen günahlara kefarettir. Mesela sabah namazını kıldınız, öğleye kadar bir kısım günahlar işlediniz. Allahu Ekber diye öğle namazına durduğunuz anda o günahlar silindi. Öğle ile ikindi arasında bir kısım günahlar işlediniz. İkindi namazına Allahu Ekber diye durduğunuz anda o günahlarınız silindi. Ama meçtunibetil kebair diyor Peygamberimiz hadislerinin sonunda. Büyüklerinden sakındığınız sürece. Yine Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'de Hazreti Ebu Bekir Efendimizin şu rivayetini görüyoruz. Bir adam Allah'ın Resulüne geldi. Ey Allah'ın Resulü, ben bir günah işledim. Benim affolma imkanım var mı? Yapmam gereken bir şey var mı? Dedi. Allah'ın Resulü bir süre sustu. Sonra kamet getirildi, cemaatle namaz kılındı. O sahabe tekrar ya Resulallah az evvel bir şey demiştim galiba duymadınız. Ben bir günah işledim. Yapmam gereken bir şey var mı diye sorunca Allah'ın Resulü buyurdu ki az evvel sen bizimle cemaatle namaz kılmadın mı? Kıldım ya Resulallah. İşte o günahına kefaret oldu. Ne soruyorsun bir daha dedi. Böylece anlıyoruz ki namaz günahların silinmesine sebeptir. Dördüncüsü hicret, haç ve İslam. İmam Müslim Peygamber Efendimizin şu hadisini bize nakleder. El İslamu yehdimu ma kana qablahu ve'l hicratu tehdimu ma kana qablahu ve'l haccu yehdimu ma kana qablahu. Diyor ki sevgili peygamberimiz İslam kendisinden öncesini siler. Yani bir adam Müslüman oldu mu öncesi silinir, sıfırlanır. Bir adam düşünün ki
50 yaşına, 60 yaşına, 70 yaşına kadar kafirce, zalimce ve müşrikçe bir hayat yaşamış. Ama ne zaman Müslüman olmuş, kelime-i şehadeti getirip İslam dairesine girmişse, öncesi tamamen sıfırlanıyor, siliniyor. El-İslamu yehdimu ma kâne kabluhu. İslam kendisinden öncesini siler. Vel-hicratu tehdimu ma kâne kabluhu. Hicret de kendisinden öncesini siler. Vel-haccu yehdimu ma kâne kabluhu. Hac da kendisinden öncesini siler. Mebrur bir hac mı yaptınız? Kabul edilmiş bir hac mı yaptınız? Hac öncesi tümüyle siliniyor. Hatta Peygamber aleyhisselam bir başka hadislerinde buyururlar ki, kişi annesinden doğduğu gündeki gibi tüm günahlarından soyutlanır, tüm günahları dökülür. Öyleyse hicret, hac ve İslam da günahların silinmesine, dökülmesine sebepmiş. Beşincisi, ana babaya iyilik. Bir adam Resul-i Ekrem aleyhisselama geldi, dedi ki ya Resulallah, ben bir günah işledim. Benim bağışlanma imkanım var mı? Yapmam gereken bir şey var mı diye sordu. Allah'ın Resulü buyurdu ki, anan var mı? Hayır, annem vefat etti ya Resulallah. Peki baban var mı? Var ya Resulallah. Git ona hizmet et, git ona ihsanda bulun, o günahına kefaret olsun. Böylece anlıyoruz ki, ana babaya ihsan, ana babaya iyilik yine işlenen bir günahın silinmesine sebeptir. İmam Tirmizi der ki, bu konuda icma vakı olmuştur. Yani Peygamber Efendimizin vefatından sonra da sahabeye ve tabiine kim gelip de ben bir günah işledim, bağışlanma imkanım var mı diye sormuşsa, sahabe ve tabiin ona git anana itaat et, git babana hizmet et demeyi sürdürmüşler. Böylece bu konuda icma vaki olmuştur. Öyleyse aman ha, analarımıza babalarımıza ihsan edelim. Analarımıza babalarımıza hizmet edelim. Analarımızın babalarımızın gönüllerini almaya çalışalım ki günahlarımıza kefaret olsun. Altıncısı, dünyada insanın başına gelen sıkıntılar, belalar ve musibetler de insanın günahlarının dökülmesine sebepmiş. Bakın Rabbimiz Nahl suresinin 61. ayeti kerimesinde şöyle buyurur. وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ Eğer zulümlerinden, isyanlarından, günahlarından dolayı Allah kullarını muahaze edip ağızlarının payını verecek olsaydı مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ دَابَّتِمْ Yeryüzünde debelenen bir tek canlı bırakmazdı. Eğer kullarının işlediği günahlar sebebiyle anında Allah onları cezalandırmak isteseydi, yeryüzünde debelenen bir tek canlı sağ kalmazdı. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Lakin Allah insanları eceli müsemmalarına kadar, adı belli ecellerine kadar tehir ediyor. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ama bir kere ecel geldi mi, ne bir saat ileri ne de bir saat geri. Evet, kitabımızda başka ayetler de var. Rabbimiz işlediğimiz günahların birçoğunun karşılığını bize göndermiyor, affediyor da, ama bazılarının karşılığını dünyada bize gönderiyor. Elimizle işlediğimiz günahlar sebebiyle bazen Allah bize bir takım sıkıntılar, bir takım belalar ve musibetler gönderiyor. Sebep ne? Sebep şu. Eğer günahlarımız varsa o gönderdikleriyle Rabbim bizim günahlarımızı silmek istiyor. Onların günahlarımıza kefaret olmasını istiyor. Eğer günahımız yoksa o zaman cennette bir derecemizin, bir kadememizin daha artması için Allah bize bela ve musibetler gönderiyor. Hatta Peygamber aleyhisselam bir başka hadislerinde buyururlar ki, kulun günahları çoğalıp da affına sebep olacak amelleri kalmayınca Allah ona uzunca bir üzüntü tattırır, böylece günahlarını döküverir. Anladınız mı? Bir kulun günahları çoğalıp da affına sebep olacak amelleri azalınca Allah ona uzunca bir üzüntü tattırır, böylece onun günahlarına kefaret yapıverir, günahlarını döküverir. Babanızdan bir üzüntü, ananızdan bir üzüntü, hanımınızdan bir üzüntü, çocuklarınızdan bir üzüntü,
komşularınızdan bir üzüntü, ortağınızdan bir üzüntü, toplumdan bir üzüntü gönderir bazen. Uzunca üzüntüler gelir size. Üzülmeyin, sabredin. Günahlarınıza kefaret olacak. Hatta şevketi diyor Peygamberimiz. Parmağınıza batan bir diken bile bir günahınızın dökülmesine sebeptir. Bir günahınıza kefarettir. Bakın, İslam'ın kar zarar hesabı determinizm ölçülerine uymuyor. Mesela bir kişi bir iyilik yapmayı niyet edip beceremese, o niyetinden dolayı ona bir sevap yazılıyor. Allah Allah. Bir insan bir günah işlemeyi azmedip sonra vazgeçse bir sevap yazılıyor. Bir insan hayırlı bir amel işlemeyi niyet edip becerse 10 sevaptan sonsuza kadar sevap yazılıyor. Yani İslam'da determinizm anlayışı yoktur. Allah sürekli kulunun lehine hareket etmektedir. Yedincisi, işlenen bir günahın dökülmesinin yedinci yolu, yedinci sebebi de tebliğdir. Bakın, bir kişi takvalı davranıp cennete gitme kavgası verecek ama cennete yalnız kendisi gitme kavgası vermeyecek de birilerini de cennete götürme kavgası verecek. Onlara İslam'ı tebliğ ve talim edecek. Bir kişi müttaki davranacak, günahlardan sakınacak ve kendisini cehennemden kurtarmaya, azat etmeye çalışacak ama yalnız kendisini cehennemden kurtarmakla kalmayacak, birilerinin cehennem yollarına da barikatlar koyup onların da cehenneme gitmesine engel olacak. Yani onlara bildiği İslam'ı, bildiği ayet ve hadisleri tebliğ edecek, böylece günahlarının dökülmesine imkan hazırlayacak. Öyleyse ey Müslümanlar, niye anlatmıyorsunuz çevrenize? Bulunduğunuz bir ortamı fırsat bilip niye bildiğiniz ayetleri, bildiğiniz hadisleri anlatmıyorsunuz? Ben böyle deyince Müslümanların cevabı hazır. Hocam biz ne biliyoruz ki anlatalım? Şu kadarcık bilgimiz var. Eğer ben hocaysam, beni dinlemek üzere buraya gelmişseniz, benim dinime, imanıma, takvama, teslimiyetime güvenerek buraya gelmişseniz ben söyleyeyim. Bu kadarcık değil, çok bilginiz var. Hatta bu kadarcık olsa bile, bu kadarcık bilgiye bile muhtaç piyasada nice binlerce insan var. Öyleyse niye anlatmıyorsunuz namazı? Niye anlatmıyorsunuz abdesti? Niye anlatmıyorsunuz tahareti? Niye anlatmıyorsunuz cenneti? Niye anlatmıyorsunuz Kur'an'ı? Niye anlatmıyorsunuz sünneti? Şu kadarcık bilginiz mi var? O kadarcık bilgiye muhtaç nice milyonlar var. Öyleyse anlatın, tebliğ edin, duyurun ki günahlarınıza kefaret olsun. Günahlarınızın silinmesine sebep olsun. Sekizincisi, kelime-i tevhid denmiş. Bakın, sevgili Peygamberimiz, ta başta okuduğum hadisi gündeme getirince, yani sizden biriniz bir seyyiye işleyince hemen arkasından bir haseneyi, bir iyiliği yetiştirsin ki o seyyiyeyi, yani o günahı silip süpürsün buyurunca sahabeden birisi soru verdi. Ya Resulallah, kelime-i tevhid de bir hasene midir? Yani kelime-i tevhid de o günahları silen bir sebep midir diye sordu. Peygamber Efendimiz buyurdu ki ondan daha güzel hasene mi olur? Ondan daha güzel günahları silip süpüren bir sevap mı olur, bir hasene mi olur? Öyleyse işlenen bir günahın ardından çokça kelime-i tevhid getirin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sıkça söyleyin, çokça söyleyin. Burada iki soru soracağım. Acaba Peygamber Efendimizin bu hadisinde anlatılan silinen günahlar küçük günahlar mı, yoksa büyük günahlar da siliniyor mu? Ne dedi Peygamberimiz? İşlediğiniz bir günahın ardından hemen bir hasene işleyin ki, bir iyilik yapın ki o günahı silip süpürsün dedi ya, acaba silinip süpürülen o günahlar sadece küçük günahlar mı, yoksa büyük günahlar da var mı? Büyük günahlar da siliniyor mu? Bakın, bu konuda sahabe-i kiram efendilerimiz ihtilaf etmişler. Sahabe-i kiram efendilerimizden kimileri demişler ki, ister küçük günah, ister büyük günah, hangi tür günah olursa olsun, bir hasenenin neticesinde, işlenen hayırlı bir amelin neticesinde hepsi silinir demiş. Mesela sahabeden
İbni Mesud Efendimiz diyor ki, bir Müslüman namaz kılmak için abdest almaya başlayınca küçük günahlar dökülür. Namaz için mescide adım atmaya başlayınca az daha büyükleri silinir. Mescitte Allahu Ekber diye namaza durup namazı ikame edince daha büyük günahlar silinir. Böylece anlıyoruz ki ister küçük günah olsun ister büyük günah olsun işlenen bir hasene ile tüm günahlar siliniyor. Sahabeden kimilerinin anlayışı bu. Ama bazıları da demişler ki hayır, bu hadiste anlatılanlar sadece küçük günahlardır. Çünkü büyük günahların ukubatı var, cezası var, bir de kefareti var. Büyük günahların kefaretleri ödenmedikçe, ukubatı yani şer'i cezası yeryüzünde tatbik edilmedikçe o günahlar silinmez demişler. Mesela bir adam zihar yapmıştır, onun cezası vardır, kefareti vardır. Veya adam Ramazan'da bile bile orucu bozmuştur, 61 gün oruç tutması lazım, kefareti var. Veya mesela bir adam yemin etmiş, yeminini bozmuştur, 10 fakiri doyuracak ya da giydirecek ya da 3 gün peş peşe oruç tutacak, yani kefareti var. Onların kefaretleri ödenmedikçe ya da bir adam içki içmiştir, 100 değnek vurulacak, bir adam zina etmiştir, şer'i ukubatı var, ceza tatbik edilecek, hırsızlık etmiştir, eli kesilecek gibi ukubatı ve kefareti olan büyük günahlar sadece işlenen o hasene ile silinmez. Onların cezaları da dünyada çekilecek ya da kefaretleri ödenecek ki öyle silinsin demişler. Sevgili Peygamberimiz de demin İmam Buhari'nin bize aktardığı 5 vakit namaz kendi arasındaki günahlara kefarettir buyurunca mectunibetil kebair demişti. Siz büyüklerinden sakındığınız sürece, kebairden uzak durduğunuz sürece demişti. İşte sahabe-i kiram efendilerimizden kimileri burada silinenler küçük günahlar, büyük günahlar silinmez şeklinde anlamışlar. Bir de ikinci bir soru daha soralım. Peygamber Efendimiz bu hadislerinde buyurdular ki, sizden biriniz bir seyyiye, bir günah işleyince hemen arkasından hayırlı bir amel işlesin ki o günah silinsin buyurdu. Peygamberimiz böyle diyor hadislerinde ama Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de Zilzal suresinde şöyle buyuruyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onu görür, görecek. Kim de zerre ağırlığınca bir şer, bir günah işlerse onu görür, görecek. Nerede? Amel defterinde yarın kıyamet günü onu görür, onu görecek diyor. Peki Peygamber Efendimiz silinir diyor. Allah da mutlaka onu görecek diyor. O zaman bu hadis Kur'an'la çelişiyor mu? O zaman bu hadis Kur'an'a ters mi düşüyor? İşte kimileri hemen ceffel kalem diyor ki efendim bu hadis Kur'an'ın bu ayetine terstir, onu reddeder geçeriz. Allah insaf versin. Yahu sen bilmiyorsan, ben bilmiyorsam bilenler var alimlerden, bir soralım ya. Bakın İbn Abbas Efendimiz çok hoş bir yorum getirmiş. Sahabenin en alimlerinden birisi, en fakihlerinden birisi İbn Abbas Efendimiz diyor ki yarın Allah kuluna amel defterini verecek. Kul şöyle alel acele, merakla acaba ne var ne yok diye bir bakacak. Bir de ne görsün? Ne küçüğünü koymuş, ne büyüğünü koymuş Allah. Bütün günahlar yazılmış. Onları görünce şöyle üzülecek, morali bozulacak. Başı yere düşecek üzüntüden. Sonra Allah buyuracak ki diyor İbni Abbas Efendimiz, kulum kaldır başını üzülme de defterine bir daha bak. Bir daha bakınca bakmış ki silinmiş. Onların hepsi silinmiş. Yani silinme işi burada olmuyor da öbür tarafta olacak. Hangi sevabın, hangi günahı sileceği burada belli. Allah ve melekler biliyor onu ama silinme eylemi burada gerçekleşmiyor. Silinme eylemi öbür tarafta gerçekleşiyor. O zaman bu ayet, bu hadise, bu hadis, bu ayete hiç de ters değil. İşte İbn Abbas Efendimiz. Dini benden ve senden daha iyi bilen İbn Abbas Efendimiz böyle bir yorumla bizi aydınlatıverdi.
bilemediğimiz bir konuda bizden daha iyi bilenler var diye susalım, araştıralım. Hemen efendim bu hadis Kur'an'ın bu ayetine ters, reddedelim demeye kalkışmayalım. Allah'ın Resulü hadislerinin son bölümünde de bakın şöyle buyurur. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Bir de insanlara karşı güzel ahlaklı ol. İnsanlara karşı güzel ahlaklı davran. Bakın Fussilet suresinde Rabbimiz bir ayeti kerimesinde şöyle diyordu. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Hiçbir zaman iyilik kötülükle bir olmaz. Hiçbir zaman iyi ahlaklı bir kişiyle kötü ahlaklı bir kişi bir olmaz. اِتْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ. Sen ey peygamberim, kötülüğü iyilikle savaştır. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sen, sana düşmanlık niyetiyle gelmekte olan, üstüne yürümekte olan birisine iyi davranman, bir tebessüm, bir güler yüzle, güzel bir sözle onu karşılaman, sana kanlı bıçaklı düşman olan kişiyi birdenbire sana dost yapıverecek, onu bir dost buluvereceksin. Böylece anlıyoruz ki iyilik ve kötülük asla bir değildir. Kötülük sadece iyilerin vicdanında kötü değil, kötülük aynı zamanda kötülerin vicdanında da kötüdür. Bakın, iyilik iyilerin vicdanında da kötülerin vicdanında da iyidir ama kötülük, kötü ahlak iyilerin vicdanında da kötüdür, kötülerin vicdanında da kötüdür. Bilesiniz ki kötü ahlakı kötüler de sevmez, iyiler de sevmez. Ama iyi ahlakı iyiler de sever, kötüler de sever. Onun için iyilikle kötülük asla bir olmaz. İyilik taraftarlarıyla kötülük taraftarları asla bir olmaz. Ahlaklılarla ahlaksızlar asla bir olmaz. Ahlaksızlar yeryüzünde çok olsa bile, ahlaksızlar yeryüzüne egemen bir konuma gelmiş olsalar bile, ahlaklılar, iyiler de yeryüzünde çok az olsa bile, kesinlikle bilesiniz ki bütün insanların kalbi iyiler üstüne atmaktadır. Herkes iyileri sevmektedir. İyilik taraftarları hüsnü kabul görmektedir. Bakın, Rabbimiz kitabında sürekli Peygamber Efendimiz'den şunu ister. Ey peygamberim, insanlara karşı güzel ahlaklı ol. İnsanlara karşı ahlaklı davran ki insanlar yarın küfürlerine, kafirliklerine seni sebep göstermesinler, seni mazeret göstermesinler. Yani yarın insanlar şöyle demesinler. Ya Rabbi, biz de Müslüman olmak istiyorduk ama ahlaksız bir peygamber göndermişsin. Ağzından küfür eksik değil, kırıp döküyor bizi. Böyle ahlaksız bir peygamber değil de güzel ahlaklı birini gönderseydin biz de Müslüman olurduk. Sırf buna gıcıklığımızdan dolayı bir Müslüman olmadık diye insanlar yarın küfürlerine, kafirliklerine seni mazeret göstermesinler ey peygamberim. Güzel ahlaklı ol. Bugün biz de öyleyiz. Yani şu anda bize bakıp birileri ne olacak ya Müslüman olup da bunlar gibi olacaksak hiç de Müslüman olmayalım diyor. Ve biz İslam'a gölge oluyorsak, ahlaksız tavrımız da insanların İslam'dan soğumasına sebep oluyorsak, Allah korusun vebalimiz çok büyük. Peygamber Efendimiz güzel ahlaklı idi. Allah ona şahittir. Bakın kitabında Rabbimiz onu şöylece gündeme getirir. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Ey peygamberim, şüphesiz ki sen en yüce bir ahlak üzeresin. En üstün bir ahlak üzeresin. Peygamber Efendimiz çok ahlaklıydı. Ayşe annemize peygamberimizin vefatından sonra sahabenin çocukları, yani Peygamber Efendimiz'i görmeyenler, tabiinden olanlar gelip soruyorlar. Ey Ayşe, anlatsana bize Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakı nasıldı? Bize anlatsana diyorlar. Ayşe annemiz diyor ki, yahu siz Kur'an okumuyor musunuz? Peygamberin ahlakı mahsa Kur'an'dı. Peygamber Kur'an'ın yürüyen şekliydi. Gerçekten de Peygamber Efendimiz Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmıştı. Kendisi bir hadislerinde şöyle buyurur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Abdullah İbni Abbas Efendimiz'e göre ahlak din anlamındadır. Ahlakı güzel olanın dini de güzeldir. Ahlakı kötü olanın, çevresini kırıp dökenin dini de kötüdür. Ayşe annemiz diyor ki, Allah'a yemin ederim ki
o Peygamber aleyhisselam cihadın dışında, savaş meydanlarının dışında kimseye el kaldırmamıştı. Sadece savaş meydanında kaldırdığı kılıcın dışında kimseye el kaldırmamıştır. Hanımlarına fiske bile vurmamıştır. Bizi asla incitmemiştir. Kimseden intikam almamıştır. Kimseye yalan söylememiştir. Kimseyi aldatmamıştır. Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Peygamber Efendimizin hizmetçisi diyor ki, vallahi ben 10 yıl Peygamber Aleyhisselam'a hizmet ettim. Bu 10 yıl içinde yapmadığım, ihmal ettiğim bir şeyden dolayı bunu niye yapmadın diye, yaptığım bir yanlıştan dolayı da bunu niye yaptın diye bir kerecik beni azarladığını görmedim. İşte bu Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakı. Bakın, güzel ahlak suyun kirleri temizlediği gibi insanın günahlarını temizler. Güzel ahlak sana gelmeyene gitmen, sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmendir. Yine Peygamber Aleyhisselam bir başka hadislerinde, ahlakı en güzel kişi hanımına karşı iyi davranan kişidir buyurur. Ahlakı en güzel kişi hanımına karşı iyi davranan, onu insan bilen, onu yataktan yatağa cinsel arzularını tatmin eden bir aygıt değil, bir makina değil, onu insan bilen, onu güldüren, 3 günlük dünyasını zehir zindan etmeyen, kırıp dökmeyen kişi en güzel ahlaklı kişidir diyor Allah'ın Resulü. Yine bir başka hadislerinde takallaku bi ahlakillah buyurur. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın ey Allah'ın kulları. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın ey Allah'ın kulları buyurur. Nasıl anlayacağız bunu? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Bunun birçok vecihleri var da ben sadece bir tanesini söyleyeyim. O da şudur. Bakın, Allah kitabını, vahyini, kendi bilgisini peygamberlerine aktarırken onlardan bunun karşılığında bir ücret istemedi Rabbimiz, bir bedel istemedi. Bedava vahyini elçilerine gönderdi. Elçiler de, peygamberler de Allah'ın ahlakıyla ahlaklandıkları için onlar da bedava ulaştıkları vahyi insanlara tebliğ ederken kesinlikle insanlardan bunun karşılığında bir bedel, bir ücret istemediler. Öyleyse biz de Allah'ın ahlakıyla ahlaklananım, peygamberlerin ahlakıyla ahlaklananım da birilerine din duyururken, bedava ulaştığımız Kur'an sünnet bilgisini insanlara aktarırken insanlardan bir ücret istemeyelim, insanlardan bir bedel istemeyelim. Bakıyoruz, bir adam konferansa davet ediliyor, falan salona, işte bir buçuk saat konferans verecek, filan hesaba bir 5 milyar yatırın geliyorum diyor. Bu ne ya? Bu din anlatmak değil, bu şarlatanlıktır, şarlatanlık. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan bir kişi, bedava ulaştığı Kur'an sünnet bilgisini insanlara aktarırken asla bir bedel istememeli, asla bir ücret istememeli. Zaten onun beti bereketi de kalmıyor. Öyleyse Allah'ın ahlakıyla ahlaklanalım. Ben Peygamber Efendimizin bugün üstünde sohbet ettiğimiz hadisi bir daha okuyup bir daha mana veriyorum. Kulağınızda canlı kalsın diye ondan sonra inşallah sözlerime son veriyorum. Ebu Zer ve Hazreti Muaz bin Cebel efendilerimiz birlikte rivayet ediyorlar. Diyorlar ki biz işittik ki Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. İttekillâhe haythu mâ kunte. Her nerede olursan ol, Allah'a karşı ittika üzere ol. Her nerede olursan ol, zamanın hangi diliminde, mekanın hangi biriminde olursan ol, Allah karşısında müttaki ol. Allah huzurunda olma bilincini takın. Ve etbi'us seyyi'etel hasenete temhuha. Ama buna rağmen sen insansın, biz insanız. Hata edebileceğiz, unutabileceğiz. Bir anda takvamızı kaybedebilip günah işleyebileceğiz. Çünkü insan günah işlemeyen varlık değil. İnsan melek değil. Böyle bir durumda da İslam bizi kendi halimize bırakmaz. Hemen bize bir yol gösterir. Bizi sap gibi ortada bırakmaz peygamberimiz de bize bir yol gösterir. Ve etbi'us seyyi'etel hasenete temhuha. Bir seyyiye işleyince yani bir günah işleyince hemen arkasından bir haseneyi yetiştir ki
Yani hemen arkasından hayırlı bir amel işle ki temhuha onu mahvetsin, onu silip süpürsün. Ben işlenmesi gereken, günahın arkasından yapılması gereken haseneleri maddeler halinde size duyurmaya çalıştım. En son hadisin son bölümünde de sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ Bir de insanlara güzel ahlaklı davran, güzel ahlaklı ol. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın, Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanın, insanlara karşı iyi davranın, insanları kırıp dökmeyin, insanları incitmeyin, insanları üzmeyin, insanları cennete kazandırma kavgası içine girin, insanları cehennemden uzaklaştırma kavgası içine girin. Böylece inşallah Peygamber Efendimizin istediği biçimde bir hayat yaşamış olalım. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.